Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Dostlar şimdi bugünkü videomuzda size değişik bir içerik hazırlamaya çalıştım. Uzun zamandır böyle Mersin'de ne yenir serisi yapmak istiyordum. Ama böyle bir tık daha Mersin'in alışa gelmişlerin dışındaki yerleri çekmeye çalıştım size. Şimdi ne yapıyorsunuz efendim? İlk videomuzla kahvaltımızla kahvaltısız güne başlanmaz başlıyoruz. Buyurun. Evet dostlar, şimdi ne dedik? Kahvaltısız başlanmaz güne dedik değil mi? Şimdi ne yaptım? Böyle yine böyle sürekli Instagram'da karşıma çıkan Giritli Cemile'nin yerinde böyle bir kahvaltıya getirmek istedim size. İlk ne yapıyoruz? Kahvaltımızla başlıyoruz dedik. Şimdi o zaman buyurun kahvaltıyla başlayalım. Dostlar Giritli Cemile'de 10 numara serpme kahvaltı var. Vallahi dayanamadık başladık. Hatta şöyle güzel bir börek getirmiş. Bakın içinin peyniri nasıl başarılı görünüyor. Lezzeti mükemmel. Peynir çeşitleri de öyle. 10 numara lezzeti var. Gerçekten Cemile abla kendini aşmış ya. Şimdi serpme kahvaltıda ben bunu seviyorum. İsrafa gerek yok. Hepsi birbirinden güzel. Bak anne eli patates var. Bu Tarsus normalde zaten işte zeytiniyle, inciriyle, üzümüyle 10 numara bir memleket zaten. Bak salça, salça mı? Yok, reçel. Neye benziyor? Aa, kuru domates reçeli mi şey mi? Bakayım. Evet. Zeytinyağı kuru domates. Bak burada saf zeytinyağı var. Buna ekmeğini bandırıp sonra... Hemen yapalım. Bak ekmeğine bakar mısın bu arada? Macir ekmeği. Macir ekmeği. Zaten burası Macir köyü dostlar. Normalde burası 1902 yılında Abdülhamit zamanında Kırkhaneli Selanikler ve Giritler tarafından kurulmuş bir köy. Hatta ondan sonra 1. Dünya Savaşı'nda önce buna mı banıyoruz? Sonra buna mı banıyoruz? Hatta şöyle 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlar böyle burayı bayağı bir şey yapıyorlar yani yıkıyorlar. Sonra yeniden kuruluyor köy. Wow. Vay. Muhteşem. Bu ne? Baharat ama. Bir şey değil mi? Kahve tadı da alıyorum içinden. Ama çok değişik. Susam da var. Bak. Susam da var içinde. Harika. Abi. Ben sana bir şey diyeyim mi canım? Bence Cemile ablanın yerinde başlamamız iyi oldu bu videoya. Gerçekten harika lezzetler var. Tarsus Sarıoğlak zeytini zaten biliyorsunuz. Büyük büyük etli. Tamam. Nasıl buldun? Çok güzel. Değil mi? Bak burada patates omlet gibi bir şey sanırım. Ama kalın güzel görünüyor. Şunun tadına bakayım mı? Bakalım mı? Oha. Muhteşem. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence kahvaltısı hakikaten dört dörtlük. Dostlar biz yiyoruz. Mersin'de ne yenir serimiz devam edecek. İkinci mekanda görüşüyoruz. Fiyatları öğrenip videonun sonunda zaten sizlerle paylaşacağım. Diğer mekanda görüşürüz. Dostlar şimdi Adanalı olup da kebap yemeden olmaz. Ne yaptık? O yüzden Mersin'de de böyle Mersin'in tanınmış, güzel, orijinal Adana kebabını yapan mekana getirdim sizi. Neredeyiz? Heye kebaptayız. Heye kardeş diyoruz. Ne yapıyoruz? Hadi kebap yiyoruz. Buyurun. Tahacık. Neredeyiz? Heye kebaptayız. Heye. Bak böyle çocuk oyun alanı da var. Şimdi dostlar. Bir kişilik orijinal Adana kıyma istedim.
Mersin'de ailelerin tercih ettiği bir yeri özellikle tercih ettim sizlere. Şimdi burada Adana'dan tek farkı bizim Adana'mızın pidesinin burada olmaması. Üf. Bak bak, çeşit çeşit salatalar, mezeler. Allah Allah. Fındık lahmacun var. Evet, fındık lahmacun da var. Bak bakalım tadına. Ben de bakayım şöyle hemen. Şimdi burası Mersin'de 3. çevre yolunda dostlar. Normalde Hey Kebap'ta istediğiniz, çok güzel değil mi? Afiyet olsun. İstediğiniz her çeşit ızgaraya, mangal çeşitlerine, işte kebap çeşitlerine ulaşabiliyorsunuz. Bunun haricinde pide çeşitleri de var, fırınları da var. Bismillahirrahmanirrahim. Akıyor kirve. Çok güzel. Bak buranın tablacısı bizimkinden farklı. Roka salatası var. Böyle bol soğanlı güzel ezmesi var. Oh. Sumaklı maydanoz, nar ekşili. Hele şu antibiyotik bak. Baba ben de var. Gayet başarılı. Bak bakalım Adana işime. Et güzel bak, kurutmamış. Bu yönden iyi. Bu arada ekmeğinin ince olması bence daha güzel olmuş. Niye? Etin tadına varıyorsun. Adana işi. Adana ile Mersin. Evet. Dur sana şöyle yapayım. Şöyle yapayım babacığım. Çok iyi. Gerçekten başarılı. Yani Mersin'de oturuyorsanız, Mersin'e yolunuz düştüğünde ya da gelip Hey Kebap'ta al babacığım. Bu harika lezzetin tadına bakabilirsiniz. Dostlar biz şimdi bunu yiyoruz. Sonra hesabı ödüyoruz. Üçüncü mekanda görüşüyoruz. Mersin'e gelip de bir yere uğramadan gitmek olmaz dedim. Üçüncü mekan şimdi öyle bir yer. Görüşürüz. Evet dostlar, şimdi geldik 3. mekanımıza. Mersin'e gelip de balık yememek olmazdı. Bak böyle mis gibi deniz kenarında sizi nereye getirdim? Kazanlı'da sahil restorana getirdim. Sahil balık restorana. Şimdi güzel böyle bir balık yaptıralım. Köy usulü böyle patatesimizi yaptıralım. Yanına güzel bir roka salatası. Kalamarsız olmaz. Mezeleriyle birlikte güzel siparişimizi verelim. Ondan sonra bir lezzetine bakalım. Sonra da bir fiyatına bakalım. Buyurun efendim. Şimdi dostlar ne dedik? Mersin'e gelip de deniz kenarına gelmemek zaten olmazdı. Balık yememek hiç olmazdı. Şimdi Kazanlı'da sahil balık restorantdayız. Güzel böyle levreğimizi söyledik, ızgara. Izgarayı seviyorum ya. Şöyle hemen bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Balıkları taze günlük. Kalamarımız var. Köy usulü böyle patatesimiz var. Çok başarılı. Humus söyledik. Soslu geliyor. Sonradan terbiye ediyorlar bunu. Böyle karışık kızartmamız var. Mezelerinin büyüklüğü bu. Yani bana göre böyle Adana ile kıyaslarsan bir tık küçük gibi. Mesela kalamarı güzel görünüyor. Kalamara da bakalım. Sosunda mısır var.
farklı bir lezzet vermiş biliyor musun? Kalamar başarılı ama. Kalamar çok güzel dostlar. Şöyle bir mezelerine de bakacağım. Sizin için tadıyorum. Sonra ben devam edeceğim tabii ki. Humustan buraya, buranın humusu ha. Humustan buranın humusu, seni sevdiğinden. Neymiş? Adını söyle. Atom. Böyle yemeyeyim o zaman bunu. Değil mi? Yanar mıyız? Zehir ama böyle sürk gibi. Güzel. Bak bu çok başarılı ama acı. Oo, atom. Dostlar çok başarılı. O zaman ne yapıyoruz? Ben bunu bitiriyorum. Şöyle zehrini de alıyorum. Sonra değerlendirmede görüşüyoruz. Evet dostlar, şimdi sizlere Mersin'de bir günde ne yenir, Mersin'de ne yenir tarzında bir video yapmaya çalıştım. Kahvaltıyla başladık. Ondan sonra üstüne güzel böyle ne yaptık? Heye kebapta güzel böyle Adana'mızı yedik. Mersin'e gelmişken ne dedik? Denizi arkamıza aldık. Güzel böyle balığımızı da yedik. Şimdi günün sonunda baktığımızda şöyle söyleyeyim. Kahvaltıya 90-90-180 lira ödedim. Ondan sonra heye kebapta 93 lira kebabı ödedim. 12 lira ayran ödedim. Burada da 420 lira hesap ödedim. Nerede? Sahil restoranda. Mesela balık yaklaşık 500 küsür gram geldi. İşte 115 lira balığa yazmış. Ondan sonra mesela köylü musulü patates 30 TL. Ondan sonra yani günün sonunda ailecek geldiğinizde ortalama kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği dahil. Tabii hani ben burada balığı biraz büyük seçtim. İşte 3 kişi yiyelim diye. Ondan sonra roka salatası mesela 4 kişilik geldi. Şimdi dolayısıyla baktığımızda yaklaşık ne yapıyor? 700 liraya hani sabahtan akşama kadar Mersin'de 4 kişi rahat rahat yemeğinizi yiyerek vaktinizi geçirebiliyorsunuz. Şimdi Giritli Cemile'nin yerinde bilginiz olsun, bütün o malzemeler, sabahki çektiklerimizin hepsi el yapımı, handmade. Ondan sonra Cemile abla böyle onları mis gibi kendisi tam Girit usulü yapıyor. Bilginiz olsun. Heye kebaba gelince ayrı uzun videosunu kanalımızda ilerleyen günlerde göreceksiniz inşallah. 160 gram el yapımı, yine kendi zırhla seklem alarak yapıyor kebabını. Spesiyelleri var. 160 gram baktığımızda yanındaki o 5 çeşit 6 çeşit salata ve mezeleriyle birlikte aslında Adana ile kıyasladığımda fiyatı gayet makul ki Adana'da değil mi? 120-130 gram kebap şimdi 80-90 lira yani baktığımızda 160 gramla gayet başarılı. Ondan sonra lezzeti de 10 numara. Bu arada Mersinliler için söylüyorum, hani burada çok böyle koyun eti tercih edilmiyor yani dana koyun karışık. Mesela heye kebaba geldiğinizde eğer kebabın içinde dana karışık olsun derseniz danayla karışık kıymadan veriyor. Bilginiz olsun. Çünkü adamların zaten işte spesiyelleri de var. İşte ne bileyim biftek tarzı, steak tarzı etleri de var. Yani bunları düşününce gerçekten gayet 10 numara iş çıkartıyor ki bence Adana'yı aratmadı bile. Değil mi? Ben çok beğendim kebabını. Hatta ısırdık böyle yağ aktı, kuyruk yağlı falan. Kaburga, seklem, but oradan buradan her yerden karıştırıyor. Bence en güzel Adana kebabı da o şekilde oluyor zaten. Bana göre, benim fikrim tabii, sizleri bilemem. Diğer taraftan sahil balık restoranında da mis gibi, bak görüyorsunuz arkamda deniz. Zaten şu havası, ortamı yeter. Kapanışı bilerek burayla yaptım. Çünkü akşama kadar otur balığını ye, mis gibi çocuğun denize girsin. Ondan sonra sen burada kafanı dinle. Oh çiçek, mis. Neyse dostlar. Şimdi Hepsinden Var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Özellikle Mersin'de deniz kenarı videosu çok istiyordunuz. Instagram'da çok yazanınız oldu. Bilerek kapanışı burayla yapmak istedim. Kazanlı'da uygun fiyatlı balık restoranında balık yemek istiyorsanız mis gibi deniz kenarında. Ayağın kuma değecek şöyle bak, mis gibi. Ondan sonra sen de ne yapacaksın kardeşim, yiyeceksin içeceksin. Bir videomuzun daha sonuna geldik o zaman. Ne yapıyoruz? Başka videolarda görüşüyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar.
Instagram'da da bekliyorum sizleri. Instagram'a da gelin. Hepsinden var 01. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.